Birbirinden ünlü isimlerin magazin altı kameralarıyla TV 100 ekranlarında buluştuğu programımızın bu haftaki konuğu Burak Deniz. Muhabirimiz Onur Üçkarışoğlu ile birlikte iki yabancı dizisinin ilk çekim gününde Burak Deniz'in heyecanına eşlik olma zamanı. Eylül'de yayınlanacak gibi görünüyor şu an. Daha tam tarihi belli değil. Ama güzel gidiyor. Yani keyifli. Çok da kişilik bozukluğu olan bir adamın bir kadına aşık olma, bir savcı bir kadına aşık olma hikayesi olacak. İlginç bir hikaye, orijinal bir hikaye olacak. Vallahi heyecanlıyız bakalım. Ünlü oyuncu bu defa ekranlarda bugüne kadar hiç deneyimlemediği karakteriyle büyük bir sınav hazırlığındaydı. Benim için de zor, set için de zor. Yani bunu takip etmesi de zor. Bu oyuncu koçlarımız oldu, birlikte çalıştığımız. Senaristimiz de çok güzel zamanlar, çok uzun zamanlar geçirdik. Yönetmenimiz de keza, işte partnerim Hande ile uzun zamanlar geçirdik. Üzerine çok konuştuk falan. Bir de böyle şeyler çok sette belli olan şeyler oluyor. İki yabancı, Hande Erçel ve Burak Deniz'i yıllar sonra yeniden buluşturmasıyla da ayrı bir öneme sahip. Saygı duyacağım. Sonuçta iş başka, aşk başka değil mi? Tabii gurur verici ya. Yani keyifli. Yani o kaç sene oldu bilmiyorum. 7 sene oldu galiba Hande ile yaptığımız iş. Sonrasında bu denli olgunlaşmış hallerimizle karşılaşmak keyifli tabii yani şey, gurur verici. Hah, kendisi de geldi zaten galiba. Hande Hanım da geldi. Hande Hanım, sizleri böyle beraber görmek inanılmaz. Meşhur atasözünün yeri gelmişken söyleyelim. İyi insan lafın üstüne gelir diye boşuna dememişler. Sohbete dahil olan Hande Erçel ise o anlarda yeni dizisinin heyecanıyla yanım tutuşmaktaydı. Vallahi biz çok mutluyuz, çok keyifli çalışıyoruz. Siz zaten buradaydınız, gördünüz. Evet. Çok güzel gidiyor. İnşallah seyirciye de yansır. Ne kadar sıkı çalıştığımızdan, ne kadar zorlanmadığımızdan bahsetmiş oldum yani, güzel gidiyor. Elçiye zeval olmaz dedik. Partnerinin kendisi için söylediği güzel sözleri de hemen ilettik Hande Erçel'e. Sizle çalışmak inanılmaz derece bir konfor alınmış Burak Bey için. Arkanızdan öyle bir dedik bunu yaptınız. Benim için de öyle. Benim için çok özel her zaman. Yıllar sonra yeniden partner olmanın verdiği his bu defa Hande Erçel'le dile geldi. Zaten biz hani birbirimizi tanıyoruz yıllardır. Seviyoruz birbirimizi. O yüzden çok rahat, çok keyifli. Rahat geliyoruz sete yani. Evet. Çok ona çok yaradı. Ben böyle damladım röportajınızı. Kusura bakmayın, bir selam vereyim dedim. Peki, tamam. Çok teşekkür ederiz anne hanım. Sağ olun. Teşekkür. Hadi bay bay. Hande Erçel'i uğurladıktan sonra Asya'nın en büyük medya, televizyon ve eğlence konferansına onur konu olarak katılan Burak Deniz'in Hindistan seyahatinin detaylarını öğrenelim istedik. Vallahi Hindistan çok hızlı geçti. Zaten iki günlüğüne oradaydık. Bir Peaky Frames diye bir oluşumun davetiyle gittik oraya, sağ olsunlar. Çok keyifliydi, çok güzel ilgilendiler bizimle. Zaten Türk dizilerinin oradaki ne kadar rağbet gördüğünü de biliyoruz, farkındayız. Onun da bir etkisini de gördüm diyebilirim yani. Malum dünyaya açılan Türk dizileriyle şöhretlerini ikiye katlayan oyunculardan biri de Burak Deniz. Nitekim birkaç yıl önce Paris Hilton'un radarına girmişti. Ya olur öyle diyelim ya. Yani. Şöhreti gün be gün artan Burak Deniz'in adı belki bir bakarız Hollywood'da dalgalanır. Herkes Hollywood'a gitmek ister herhalde diye düşünüyorum. Ama şu anda hani hem dijital işlerin hem bizim işlerin satılmasının ki Türk dizilerinin ne kadar hani rağbet gördüğünü dünyada biliyoruz. Hani bunun sağladığı tabii ki bir ön ayak, bir kolaylık var hepimiz için. Neden olmasın?